Değerli izleyicilerimiz, Adnan Oktar'la sohbetlere başlıyoruz. Adnan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir sevgi etiketi yapalım. Sevgi diyelim, emek ister diyelim. Sevgi emek ister. Veyahut kısa bir şey yapalım, daha kolay olsun. Sevgi sonsuzdur diyelim. Sevgi sonsuzdur. Evet. Piraye Hanım, malum güzelliğiniz dillere destan. Maşallah. Sizin yakışıklılığınız da dillere destan. Maşallah. Evet, dinliyorum. Çatışma bölgesinin ekonomik kalkınması için alınacak bazı tedbirler daha açıklandı. Sizin daha önce söylediğiniz gibi esnafın banka borçları ile Bağkur prim borçlarının bir yıl ertelenmesi gündemde. Ayrıca Halk Bankası bölge halkına düşük faizli ve uzun vadeli kredi açacak. Bölgede 7 sanayi sitesi, bir serbest bölgenin kurulması da gündemde. Evet. Ama halka bir peşin para versinler. Biner lira halka böyle harçlık cep harçlı olarak dağıtılsın. Yani kira yardımı, şimdi o işte muhtardan kağıt gelecek bilmem ne falan konu uzamasın. Makbuzla, yani o andaki kanaatle dağıtılsın. Bu büyük bir olay, kaç kişi olur orada? Hadi 1000 kişi olsun. Hadi 2000 kişi olsun. Biner lira verince batmayız yani. Uzatmaya gerek yok. O sözümüz, Allah razı olsun, onu yerine getirdiler. Dediler 1000 lira vereceğiz. Ama benim kastettiğim hemen vermek. Yıldırım hızıyla. Karşılaşıldığında vermek. Çünkü gidiyor, yükü yüklemiş gidiyor. Nereye gideceğim beni? Bak diyor ki, kira bedeli pahalıydı, mecburen geri dönüyoruz diyor. Şimdi bu oldu mu? Olmadı. Demek yerine geçmemiş daha kira bedeli. Yıldırım hızıyla geçmesi lazım. Ayrıca Adnan Bey, şehirlerin yaralarını sarmak ve kardeşlik ruhunu tahkim etmek için kardeş şehir projesi uygulanacak. Örneğin Diyarbakır Konya ile Batman Gaziantep ile kardeş şehir olacak. Kardeş okul projesi de hayata geçirilecek. Şırnak'ta, Cizre'de, Silopi'de, Sur'daki çocuklar batıda bir okulda kardeş olacaklar. Ne oluyor kardeş olunca? Yani ne anlama geliyor, onu açıklamalar lazım. Yani çünkü hepimiz kardeşiz. Tabii. Yani o kardeşi ilan etmeyene kardeş oluyor değil. Yani onun avantajı nedir? Kasteden onu söylemeler lazım. Bir de yani vakit kaybetmeye gerek yok. Pratik, pratik. Hükümetin iyi yönü sağ hükümetlerde pratiktir. Mesela dengeni almış gidiyor. Amca nereye? Evi boşalttık işte terörden dolayı çıkıyor. Al sen amca 1000 lira. Ver makbuzu, o kadar. Mesela diyorlar ki ev kira fiyatları 2 misline fırladı. Güneydoğu'da mesela bu çok korkunç bir şey, çok çirkin. Fırsatçılık yani. Mesela buna tedbir alınabilir. Kira fiyatı daha önce neyse onu da kalacak şekilde kanun çıkarabilirler. Mesela taşımacılık 3 misline çıkıyor, 2 misline çıkıyor. Neyse o. Yani daha önceki neyse o. Yani bu mazlum insanları daha da zora sokacak şeyler yapmanın alemi yok. Doktor Cihat, kapıyı kapat. Ol sen rahat. Evet. Bu senin fırsat. Bu senin için fırsat. Evet. Film var mı, yeni film? Gelecek inşallah Adnan Bey. Gelecek kardeşim. Bir ara bir furya vardı, seri bir furya. O kesildi, iyi değil o kesilmesi. Evet, dinliyorum. Amerika'nın PYD'ye silah yardımı yapabilmek için Suriye'de havaalanı inşa ettiği ortaya çıktı Adnan Bey. Eskiden sinek ilaçlama uçakları için kullanılan pist Amerikalılar tarafından genişletildi.
Bu pist sayesinde Amerikalılar PYD'ye doğrudan silah indirebiliyorlar. Amerikan kanalı CNN, Amerikan uçakları silah indirdikten birkaç dakika sonra YPG'ye ait silahlı kamyonetin gelip silahları aldığını, böylece IŞİD'in eline silahların geçmediğini anlattı. Yardımı bırak ve git şeklinde adlandırılan pistin, Amerika'nın Kürt ve Arap müttefikleriyle sahada görev yapan Amerikan Özel Kuvvetler Birliği'ne lojistik destek sağlamaya devam edeceği ifade edildi. Ama o silahların hepsi Türkiye'de çıkıyor. Tank savar silahlar. Evet. Efendim işte o havada kullanılan silahlar. Uçak savar silahlar. Bir uluslararası kamuoyuna bunun açıklanması gerekir. Amerikan kamuoyu çok sarsılır böyle bir şeyde. Yani teröriste Amerika silah veriyor. Yani hükümeti devirecek bir şey bu. Çok büyük bir skandal. Bu skandalın iyi vurgulanması lazım. Amerikan derin devleti, İngiliz derin devletinin iç içe olduğunu söylemiştik. Talimat İngiliz derin devletinden geliyor. Yıkamadılar ya Türkiye'yi, acayip daraldılar. Şimdi oluk oluk PKK'ya silah veriyorlar. Her yerde silah yıkıyor ama PKK'lılar da kafasız ahmaklar. Silahlı olmuyor tabi, silah kullanmayı bilmiyor. Kafa çalışmıyor, küt kafa. Bir sefer sıkılmışlar, doğrudan subay, Amerikalı subay kullanıyorlar. Buna müsaade etmemek lazım. Bir fotoğraf vardı, PKK'nın askerimize karşı kullandığı bir silah. Amerikan tipi, keskin nişan. Bu keskin nişancı tüfeği. Evet, Amerikan modeli. PKK askerimize karşı kullanıyor bunu. Evet. Bunu çok iyi gündem yapmak lazım. Her yere söylemek lazım. Her yerden anlatmak lazım. Amerika PKK'ya silah verme. Amerika teröriste silah verme tarzında dünyanın her yerinde bunu duyurmak lazım. Amerika PKK'ya silah verme, Amerika teröriste silah verme. Evet, halkta duyulması lazım onu. Adam Esur'da yaralanan Osman Çavuş'un Hüsnevi Aslan, tedavi gördüğü Gata'da şehit oldu. Hay benim aslanım hay, hay benim güzel aslanım hay. Fotoğrafı vardı. Allah şehadetini mübarek etsin. İnşallah. Şehidimizin fotoğrafı vardı. Bakayım. Nasıl da yakışıklıymış abisinin aslanı. Maşallah. Koç yiğitmiş. Ne güzel gitti peygamberimize sarıldı. Biz de burada kaldık. Biz de özeniyoruz tabii. İnşallah. Yani o nimete biz de özeniyoruz. Bak severim ben senin süzülmeni, tatlılığını, güzelliğini. Çok güzel, bayağı kibar yürüyor yürürken. Fikret. Buyurun hocam. Sana yoğun bir damat tipi gelmiş ama yani anlatamam. Ya sanki imzayı basmışsın. Böyle hani eve gidiyormuşsun gibi bir halim. Evet. Ya kardeşim Piraye efsane kız, efsane. Yok bak. Nasılsın? Ya başına girecekleri bilmesi çok acayip ama ya. Bıraktığı gibi kaçıyor yani. Özetle hükümetin tabii pratikliği iyi. Pratik hareket etmesi iyi. Başbakanın da müşfik olması güzel. Tayyip Hoca da sürekli müşfik olsa tepesine çıkarlar yani öyle tabir edeyim. Mecburen o da bazen işte böyle haşim bir usul kullanıyor. Benim gördüğüm hükümet elinden geleni yapıyor. Yani iyi niyetli olduklarını düşünüyorum. Hatalı yönleri olabilir, vardır. Ama nasihata, güzel sözü açık hükümet.
Yani tavsiyeyi açıklar. Değiştirerek de olsa dediklerimizi yapıyorlar. 1.000 lira verin dedim. Kira yardımı yapacağız dediler. Ya ben hemen eline anında verin parayı dedim. Yani bir şey olmaz ya. Doldursun cebi. Bir vezne de birisi gezinsin orada. Dağıtsın, bir şey olmaz. Yani iki asker de şahit olacak. Vereceksin parayı, bu kadar. Suistimal falan bir şey olmaz. Helali hoş olsun. Değil mi? Mesela kiralar artıyor. Ya kardeşim yeri göğü sallayın. Kirayı niye artırtmasa müsaade? Adam geri dönüyor kardeşimiz. Diyor ki kiralar pahalıydı, geri dönüyorum. Ya şu eziyete bak. El arabasıyla yeniden eşyalarını alıp götürüyor. Şu soğukta, şu çileye bak. Geri eve dönüyor. Kendi evine dönüyor. Evde yıkık dökük. Yazık, günah değil mi ya? Çatışmanın olduğu yer. Yani bu ağır suç kabul edilsin, kira artırımı. 1.000 lira da muntazam, kesintisiz verilsin. Ama uzun bürokratik işlemlerden sonra verirsen, o adamın bir işine yaramaz o insan. Aylar sonra verirsen bir işine yaramaz. Hemen olması lazım. Mesela diyor ki o bölgeyi dehşetli hale getireceğiz. Ama bu aylar sonra olacak bir şey. En başa gelsin. Bayağı güzel bu ya. Anna, you beautiful, but you beautiful. Not jealous, not jealous. Ama bayağı şeker, çok insancılmış bu ya. Yani Güneydoğu'da yapılacak her türlü güzellik bizi açar. Kalbimizi ferahlandırır. Kim o gelen? Sonya, where are you go? Come here, please. I miss you. I was missing you too. Bugün istersen gidebilirsin falan özlediysen. Kesinlikle kabul etmiyor. Allah'ım hiç niyeti yok gitmeye. Hepimiz hayırlı olursun bu şeker varlık. Bayağı tatlı. Sorry, I didn't hear. I didn't understand, sorry. Beni çok sevdiğini ve hiç bırakmak istemediğini söyledim. Yes, of course. Evet. Ama o kedilerden de uzak kalmak istemiyorum. Yani kedileri buraya getirelim. Yes, I wanna bring them here. Not them, just the one. With one, I'm happy. Hepsinin bir tanesi de bana yeter. Hangisi o? Jasmine. Jasmine, yes. Yes. Jasmine'i uçakla getireceğiz. Yes. Thank you. Evet. Jasmine'i görebilir misin? He? Jasmine. Gör. Evet. Ulan bu ne eşkal lan böyle, acayip şeker. Jasmine, vay be. Şahane bir şey. Bu silah dağıtımı işi önemli, Amerikalıların yaptığı. Bütün dünyaya bu yaptıklarını duyuralım. Amerika teröristi destekleme, Amerika PKK'yı destekleme. Her yerde, dünyanın her yerinde İngilizce olarak gündem yapalım. Biliyorlar onların ne olduğunu. Taklar inat ettiler. İngilizlerin devleti ne diyorsa onu yapıyorlar. 200 yıl önce aldıkları bir karar var. İlla ki bölecekler. Ya kardeşim bak, bir avuç özel harekatçıya karşı koyamıyor. O kadar adam yetiştirdiniz. PKK'lı terörist. Dünyanın en iyi silahlarını veriyorsunuz. Bir avuç özel harekatçının karşısında köpek gibi diz çöküyorlar. Demek ki gücünüz yetmeyecek. Niye artistik yaparsınız? Hatta Amerikalı uzmanlar, subaylar yönetiyor. Bizzat olay yerine gelip Amerikalı subaylar yönetiyor. Ama adamlar dangalak ve ahmak oldukları için, kafa çalışmadığı için gümbür gümbür gidiyorlar. Yani hepsi darmadağınlar, hepsi yakalanıyor. Allah zulme kapı açmaz. Zulme müsaade etmez. Amerikan derin devleti İngiliz derin devletine bağlı. İngiliz derin devleti de görevi haşa Allah'la savaşmak. Kendince Allah'la savaşabileceğini düşünüyorum. Yani Deccal hareketi olduğu için. Deccal çünkü Allah'a savaş açan güç demektir. Hep Allah taraftarları yener. Çünkü onların mekrini de yaratan Allah'tır.
Onlar bir mekir yarattılar diyor Allah. Benim mekrim daha büyüktür diyor Allah. Benim oyunum daha büyüktür diyor. Çünkü onun oyunu zaten bozulmuş yaratıyor. İngilizlerin devleti koskoca evrende bir toz üstünde daha da işte katrilyonlarca da büyüttüğümüzde yine bir küçük toz parçası. Hiçbir güçleri yok. Boş yere debeleniyor, boş yere enanet yapıyorlar. İşte lordlar kamerasında falan boş yere kostaklanıyorlar. Hiçbir şey çıkmaz. Hepsi mağlup olup gidecekler. Mehdiyet'in kapısı sonuna kadar açık. Kendilerince kullandıklarını zannettikleri masonluk şu an Mehdiyet'in emrine girdi. Ve her zaman Hızır'ın kontrolünde. Boş yere uğraşıyorlar. Ayet-i kerimede şey daha Allah'a sığınırım. Allah müminlerin aleyhine küfrü asla yol vermez diyebilirim. Evet. Biz ibadet olduğu için anlatıyoruz. Yoksa bir şey yapabileceklerinden değil. Ali'nin kedisinin resmi vardı. Bakayım. İsmi Pepe. Kızınca böyle bir bakış atıyormuş. Ali'nin. Evet. Kızdığında böyle bakış atıyor. Ne? Böyle. Ha bu şekilde. Yanaştır bakayım. Lan Pepe. Akıllı ol lan. Çetebaşı senin. Hepsinin ayrı bir karakteri var ya. Hayret. Kürt kardeşlerimizin evlerinden çıktıklarını biliyoruz. Kendilerini korumak için bunu yapıyorlar. Turistik tesislere yerleştirelim. Devletin tesislerine yerleştirelim. Otele yerleştirelim. Bir şeyler yapalım. Ezilmesinler. Izdırap duymasınlar. Çünkü ev tuttuğunda bir de orada yakacak kömür, odun bilmem ne temin etmesi gerekiyor. Çok zor işler bunlar. Yani terörü onlar istemiyor. Terör onlar üstüne musallat olmuş. Yani bir deprem gibi düşünecek hükümet bunu. Bir felaket bölgesi olarak düşünecek. Olağanüstü durum ilan edilip, yani vatandaş felaket bölgesi ilan edilip, vatandaşa destek olunması lazım. Nasıl depremde çadırlar kuruluyor değil mi, halka yiyecek veriliyor falan. Aynı şekilde orası da bir felaket bölgesidir. Yardımcı olmak lazım. Güzeller güzeli hoş geldin. Efe sen Efe'lik görevine başla. Gel sen de otur. Oluyor mu orası? Evet. Evet. Acayip şeker bir şey. Erdem bir uzun ağla söyle. Şu an ilgim uzun ağla. Nasıl? İlgim ha. Nasıl güzeldi benim bir tanemi? Gözleri kristal gibi, acayip güzel. Ya insan bir gün, ben bir gün bile görmesem çok zor durumda kalıyorum. Maşallah. Hepsi birbirinden tatlı güzel bunlar, maşallah. Tabii kadınlara iyi bakmak çok önemli. Yani güzel deyip konuyu bitirmemek lazım efendim. Çeşitlerin neler var? Şu an işte suyu, şeftali suyu, üzüm suyu. Allah ne güzel, hadi bakın başlasın. Kot pantolonlu Efe. İyi güzel bir devirdeyiz. Şehitlere iyi sahip çıkmak lazım. Şehit ailelerine çok iyi sahip çıkmak lazım. Şehidimiz çok olur bizim. Yani dönem itibariyle çok olur. Allah vermesin ama çok olur. Gazimiz çok olur. Gazilere çok iyi sahip çıkılması lazım. Bana ne demek? Çok büyük bir ahlaksızlık, haysiyetsizlik, şerefsizlik olur, namussuzluk olur. Karaktersizlik olur. Çünkü onlar Allah için, vatan için, bayrak için, millet için, devlete zarar gelmesin, toprağımız bölünmesin diye canlarını, bedenlerini veriyorlar.
mutlaka cenazelerine kardeşlerimiz katılsınlar. Çok kalabalık olsun. Cenaze demeyeyim de şehitlerimizin uğurlanması. Gazilerimize de elimizden gelen yardımı yapalım. Yani vakıflar kurulsun, dernekler kurulsun. Her yerde onları rahat ettirelim. Mesela sırf gazilerin devam ettiği böyle büyük, güzel otelimsi yerler yapılabilir. Efendim, yahut böyle büyük oteller satın alınıp kardeşlerimizin emrine sunulabilir. Gaziler akşama kadar evde oturuyorlar çocuklar. Mesela ayağı kopmuş. Akşama kadar evde. Annesi bakıyor. Halbuki onların böyle güzel yerlere getirip değil mi? Geniş bir, mesela dev bir otel satın alınmış olsa. Oralarda onlar hem dinlenirler hem sohbet ederler. Bir arada. Onlar da çok ziyaret eden de olur. Sevenleri gelir. Kürt kardeşlerimiz çatışma bölgesinden kaçmak, ayrılmak için evlerini terk etmeye çalışırken HDP milletvekili Nursel Aydoğan zabıta arabasıyla anons yapıp evlerinize dönün diye sokak sokak dolaşmış. Kürt kardeşlerimiz bayağı bir haşlamışlar bu anını. Bayağı fikirlenmişler. Öyle iyi oluyorsa sen kendin kal. Değil mi? Orada dur. Öyle kolay bir şeyse. Türkiye'nin modern olması aslında meseleye çok esaslı bir darbe vurur. Çok çok önemli. Yani çok modern bir devlet olmamız. Şehirlerin, kasabaların çok modern olması. Çok kaliteli bir insan kişiliğinin geliştirilmesi. Dev darbe olur. Çünkü bunların genel kinenin nedeni bazı yerlerdeki kalite düşüklüğüdür. Yani çünkü geliyor buraya turistler falan, insanlar geliyorlar, görüyorlar. O bazı yerlerdeki kalite düşüklüğü onlarda müthiş bir öfke meydana getiriyor. PKK'lılarda entel dantel bir havaları var. İşte kadın haklarından bahsediyorlar, demokrasiden şundan bundan bahsediyorlar. Onlar da kıyaslıyor. Ya diyorlar onlar kadınları kapamanın peşinde değil. Ama bunlar kadınları kapamanın peşinde. Bunlar müziğe karşı ama onlar müziğe karşı değil. Beraber dans ediyorlar, eğleniyorlar, halay çekiyorlar. Dolayısıyla biz bunları destekleyelim diyorlar. Halbuki modernlik bizde olsa adamların aklının ucundan bile geçmez böyle bir şey. Mesela Türkiye İsrail'e sahip çıksa, İsrail neden gidip bu adamlarına muhatap olsun? Değil mi? Amerika ile bütün ülkelerle çok dostane bir bağlantı içinde olması gerekiyor Türkiye'nin. Hareketli yıllar. 2019 muazzam hareketli. Yedimiz listeye girdi adamı. Atatürk'te birleşelim. Güzel, doğru. Atatürk'ün bir modern İslam anlayışı var. Yani Kur'an Müslümanlığı. Ama adam onu öyle anlamaz. Atatürk'te birleşelim dersen bir siyaset, ideoloji olarak anlar. Halbuki Atatürk'te birleşmenin anlamı, Atatürk'ün Kur'an Müslümanlığında birleşme anlamındadır. Evet. Ben öyle anlıyorum. Çok iyi oldu senin gelmen, bayağı güzel insansın sen. Bir tanem benim. Ne kadar kalacaksın Türkiye'de? Maybe one week. Bir hafta. Nasıl? Belki bir hafta. Çok az. But I have been here already for 2 months already. İki aydır buradayım. I liked Istanbul so much, so I was here not so little. It was a lot because I liked Istanbul. İstanbul'u seviyorum. Burada kalmayı istiyorum. Ben senden bunu ısrarla istiyorum. Ben seni çok sevdim. Kalabildiğin kadar kal. Thank you. Thank you very much. If God wish so I will stay here more. Allah dilerse daha fazla kalırız. Evet, çok istiyorum. Promise. İnşallah. Will I promise? I will promise God. If God will wish so, I will do this. Allah'a söz veririm. Allah isterse olur. Çok güzel. Çok güzel.
İnşallah Türkçe'de aynı anlamda biliyorsun dersin. Söylediğim inşallah. İnşallah Allah izin verirse anlamında. Evet. Ama dindar gördüğüm kadarıyla maşallah. Evet, evet. Dindar olman çok hoşuma gitti. Bayağı güzel. Yeah, I'm international religious. Uluslararası dindarım. Çok güzel. Çok güzel. O yüzden yüzünde çok temiz. Thank you. Bayağı güzel ya çok maşallah. Güzel. Çok güzel. Çok çok güzel. Baksana dişler, burun, gözler, kaşı, alnı falan çok güzel. Saçları. Fiziği de çok güzel, saçları da çok güzel değil mi? Huyu çok tatlı. Evet. Bayağı güzel. It makes me shy. Tanıyorsunuz. Ama gerçek anlattıkların doğru. Maşallah. Çok çok güzel ya maşallah. Bayağı tatlı maşallah. Bülent nasılsın abi? Estağfurullah çok iyiyim Adnan Bey. Abi ne düşünüyorsun sen? Kora kora düşünüyorsun. Ama bu çok yaman bir şey değil mi? Bayağı zeki Allah'a yaman. Çok saygı gösteriyorsunuz, ince düşüncelisiniz. Maşallah, gözünüzden sakınıyorsunuz. Maşallah. Ya kardeşim tabii öyle, seviyorum. O çocuk üşür mü? Evet. Hasta mı olur? Gereken vitaminler alıyor mu? Spor yapıyor mu? Uykusuna dikkat ediyor. Adam ilgilendirmiyor ya. Olmaz. Her şeye dikkat ediyor. Çiçek gibi o yani. Çok özen göstereceksin. Hemen solar Allah'a sevgisin. Ne kadar güzelmiş ya diyor. Güzel ama bakımdan güzel oluyor. Durduk yere güzel olmaz o. Solar gider Allah size gelsin. İngilizlerin de şu an hiç utanç içinde olması çok büyük bir olay. Eskiden azamet ve enaniyetten geçmiyor. Dünya devletlerinin yöneticileri onlara hayrandı. Akıl almaz saygıyla kendilerini çok, birçoğu çok aşağı görüyorlardı onlardan. Onları hürmetle dinliyorlar. Mesela kendi ulusunun insanların katledilmesiyle ilgili fetvayı veriyorlardı. Seve seve yerine getiriyorlardı ya. Hürmetle yerine getiriyorlardı. Ama şu an hiç itibarları yok. Bizim meselemizde. Hiç itibarları yok. Merve'nin bakışları nasıl? Tutku, sevgi, her şey var. Maşallah. Bir çift siyah göz seni çok dikkatlice izliyor şu an. Seviyor değil mi? Evet, çok seviyorum. Şimdi gelmemiş. Gelmez. Gelmez. Fakat tabii Allah'ın hikmeti, Allah fikirlerimizi geniş kitlelere çok esaslı şekilde duyurma imkanı verdi. Evet. Mesela yaratılış atlası. Ben dedim ki büyük ciltli olsun dedim, büyük ciltli yapalım. Bana birkaç tane cilt getirdiler model olarak. Yok yok böyle değil dedim ben size. Öyle anladığınız gibi değil dedim. Yine böyle de değil dedim. Bir tane daha büyük, çok büyük bir cilt geldi. Bundan şu kadar santim daha büyük olacak dedim. Kitabın ilk baskısı geldi. Kendi getirenler de şaşırdılar. Herkes heyecanlı. Yani görünümü çok sarsıcı. Görülmemiş bir şey. Şu an dünyayı kasıp kavuruyor. Çok ilkel bir ideolojinin peşinden gittiğini anladı İngilizlerin devleti. Ne lordlukları kaldı, ne havaları kaldı. Onlar dünyanın kendilerini Allah'ı olarak görüyor. Biliyorsun Lord Allah anlamındadır İngilizce'de. Tanrı Allah anlamındadır. Onların da büyük bölümü kendilerini kainatın Allah'ı olarak görüyorlardı. Ama şu an zavallı bir kul olduklarını anladılar. Ve bir hiç olduklarını anladılar.
Ama tabii bu tahribatın yankıları bir süre daha devam edecektir. Yani direneceklerdir. Mesela Türkiye'ye güç yetirememek onların çok şaşırdığı bir şey. Çoktan kamuoyunu ikna edeceklerini zannediyorlardı. PKK'yı çok onurlu bir örgütü olarak gösteriyorlardı. Akıl almaz derecede aşağıladı. Haysiyetsiz, şerefsiz, namussuz olduklarını iyice herkese yedire yedire ikna etti. Bütün Kürt kardeşlerimiz şu an PKK'nın çok aşağılık bir örgüt olduğunu, elemanların da çok aşağılık olduklarını su gibi ezberden biliyorlar. Kraliçem gel. Oraya minder bulman gerekiyor değil mi? Erdem sen o kadeyi de al oradan. Ha, o. Oraya bir sehpa götürsen şu köşeye. Evet, evet öyle de olur. İki resim göstereyim mi? Evet. Ama çok iyi arkadaş olmuş bunlar. Yani gerçek arkadaş olmuşlar. İki ahbap çavuş. Bir olay var. Merak edip bakıyorlar. Büyük bir dikkatle olayı izliyorlar. İkisinin de birbirine farkı yok. İkisi de kedi zaten. Biri şapkalı, biri şapkasız. İtalyan masonluğunun bana ve arkadaşlarımıza duyduğu saygı ve sevgi akıl almaz boyutta. Hürmet akıl almaz boyutta. Amerikan masonluğunun bana ve arkadaşlarımıza duyduğu saygı akıl almaz boyutta. Aynı şekilde tapınak şövalyelerinin duydukları saygı. Bak buraya geldiler. Her gelen Müslüman oldu. Ama gizli. Yani ailelerine söylemiyorlar. Her gelen Müslüman oldu. Bu ne bu? Bu derin bir saygıyı, derin bir sevgiyi gösteriyor. Çünkü çok dürüst anlatıyoruz. Müslümanlık dürüst bir dindir. Ama gelenekçi Ortodoks İslam dürüst bir din anlayışı değil. Dehşetin, vahşetin, korkunun hakim olduğu, estetiksiz, sevgisiz, güzellikten uzak bir dehşet dini, bir vahşet dini. Adam öldürmeler, asmalar, kesmeler, kadınları taşlayarak öldürmeler, yani insan çığlıkları, kadın çığlıkları, her yer kan revan içinde, gelenekçi Ortodoks İslam anlayışında. Mesela bak Nur gibi insan bayağı güzel genç kızlar. Normal hayatları bunların. Bunları bu hayatı çok görüyor gelenekçi İslam dini. Mesela bak çiçek gibi süslü gayet de güzel. Kimse bir şey yapamıyor. Hiç kimse saygıda kusur etmiyor. E istediği gibi giyinsin. Sana ne ya? Bazı cemaat önderleri bu gelenekçi sistemin çöküşüne işaret olarak bu dönemde Hazreti Mehdi'nin hidayete vesile olacağını, kendinin görevini sadece imanı muhafaza etmek olduğunu söylüyor. Ya Mehdi deyince insanlar çok haşa acayip bir varlıktan bahsediyoruz zannediyor. Yani böyle haşa Allah gibi. Ya Allah İslam normal haline getiriyor. Bir insan da vesile ediyor, başına getiriyor o kadar. Doktor Cihat Bey nasılsınız? Çok iyi ben abi. Maşallah. O filmdeki o sahne çok beğenildi. O gözü açıyorsun ya. O ilk şaşkınlığın. Bir de ha? Diyor bir şey. Ne? Efendim size mason sırlarını anlatacağım biraz. İnşallah. İnşallah sırayla millet mason olmaya kalkmaz. Ama isteseler de olamazlar. Masonluk teklifi masonlardan gelir. Beni mason yapar mısın, rica etsem falan böyle bir olay görülmemiştir. Masonlar kendileri bulurlar dünyada mason olunması gereken kişileri. Yahut bir başka masonun tavsiyesi üstüne getirir. Onlar da zaten en fazla birinci dereceden üçüncü dereceye kadar çıkarıyorlar. Yani fazla bir derece yükselmesi olmaz.
Sende var mı Mason sembolleri? Varlar. Var. A ve O, evet. Ve yıldız iç içe geçmiş üçgenlerden oluşuyor, evet. Asıl masonik resimler, tablolar size gelmemiş olabilir. Göndersinler. Tamam. Orta Doğu'da, Türkiye'yi hariç tutalım, bütün hükümetleri masonlar yönetir. Bütün devlet başkanları hepsi masondur. Mason olmayan tek bir devlet başkanı yok. Bütün Orta Doğu, Türkiye hariç. Yani bütün bürokratik sistem masonluğa bağlıdır. Onlar da İngiliz masonluğuna bağlıdır. İskoç ritine. Evet, dinliyorum. Biraz sonra bu resimleri göstereceğim. İnşallah. Yani masonluk hakkında kapsamlı açıklamalarda bulunacağım. Fakat mason sırlarını açıklamak değil, sadece masonik amblemleri göstereceğim. Sonra sırlarını açıklayacağım. İnşallah. Ethem Aslı Yılmaz. Selamünaleyküm hocam. Ben Konya'dan Ethem. Şu an sizi izliyorum. Size bir sorum var. Deccal'i anlatır mısınız? Karun Hazreti İsa'ya teşekkür ederim. Karun ve Hazreti İsa'yı da anlatır mısınız diyor. Teşekkürler. Evet. Bak, Tevrat'ın yaratılış bölümünde şöyle geçiyor. Yehuda onu görünce fahişe sandı. Çünkü yüzü örtülüydü diyor. Yüzü örtülü kadınlar orada tecavüz ediyorlardı eskiden. Sarkıntılıkları yüzü örtülüyse direkt ilişki teklif ediyorlardı. Veyahut direkt tecavüze kalkıyorlardı. Deccal her devirde büyüklü küçüklü olmuştur. Fakat en büyük Deccal ahir zamanda çıkacak. Ve çıkmıştır. Ona karşı da Cenab-ı Allah Hatem'e veli olan, gelmiş geçmiş en büyük veli olan Mehdi'yi çıkarıyor. Gelmiş geçmiş en büyük Deccal'e karşı. Ve o dünyanın tarihinin kaydettiği en büyük Deccal'i Mehdi'ye yerle bir edecek. Ve ediyor. Eski Sümerlerde de fahişelerin kıyafetleri bol elbiseydi, kapalı, bol elbiseydi. Fahişeler o kıyafetle anlaşılıyordu Sümerlerde. Yani tamamen her yerini yüzü de dahil kapatıyordu, yerlere kadar kapalı kıyafet. O Sümerlerde fahişe hemen anlaşılıyordu, o fahişe oldu. Gidip teklifte bulunuyorlardı, ilişki teklifinde bulunuyorlardı veya tecavüz etmeye kalkıyorlardı. Onun için kıyafette uzaktan yakın alakası yok fahişeliği. Yani bir kadın modern giyiniyorsa fahişe olmaz, kapanıyorsa da fahişe olmaz, açılıyorsa da fahişe olmaz. Deccaliyet her devirde çok ihtişamlı kendini göstermiştir. Mesela Firavun devrinde, o devrin Deccali Firavundu. Binalarıyla, modasıyla, kıyafet anlayışıyla, en mükemmel kıyafet anlayışı onlardaydı o devirde. Yemek anlayışı, yemek kültürü, içki kültürü çok yaygındı. Ama Müslümanlar sade yaşıyordu. Onun için münafıklar onu güzel görmüyorlardı. Müslümanların sade yaşantısını. Şaşalı yaşantı istiyorlardı. Sürünmeyi göze alıp, aşağılanmayı göze alıp eski Mısır sisteminin yaşandığı yerlere gidip orada kendilerini hem aşağılatıyorlardı ama o sistemi de yaşamış oluyorlardı. Evet, kısa süre açalım. Coşkun Hasanlar, hocam Mesnevi'deki sapkın detayları nasıl olur da bugüne kadar kimse ifşa etmedi veya etmiyor?
bunu anlamak mümkün değil. Evrimcilerin anlattığı sineğin peşinde koşan dinozor konusunda aynı durum var. Sinek nasıl uçuyor? Bu iddiadaki şey değil diyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum artık diyor. Nasıl olur kimse fark etmez. Adeta herkes derin bir uykuda, birçok kişi diyor. Derin bir uykuda ya da uyutuluyor. Hocam iyi ki varsınız. Başka ne diyeyim diyor. Mustafa Adnan Bey, benim zamanımda lisede, üniversitede evrim deyince herkesin ilk aklına gelen sizin isminiz oluyordu. Şu anda lise öğretmeniyim. Bakıyorum yine ilk akla gelen sizsiniz. Bilge Buran, peçeyle dans etmek moda oldu. Özellikle kına gecelerinde genç kızlar peçe takarak dans etmeye başladılar. Ben de şahit oldum. Çok da hoş duruyordu doğrusu diyor. Ama diyor sizin hanım arkadaşlarınızdan etkilendikleri de açık diyor. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Yani arka saf artık herhalde yavaş yavaş. Ali sen otur otur. Evet buyurun. Abdullah Öcalan diyor ki, Abdullah Öcalan konuşmasında, İngilizler ta 16. yüzyıldan bu yana dünyada neler olacağını Londra'da planlayıp dünyaya servis yapıyorlar. Bir çorba gibi önümüze koyuyorlar. 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu'na da el attılar. İşte Mustafa Kemal bunu gören ender insanlardandır. Mustafa Kemal bu oyunları halkla bir araya gelerek bozmaya çalıştı. Ama bunun önüne geçmek için onu Çankaya'ya hapsettiler. Bu büyük bir olaydır. İngilizlerin imparatorluk üzerindeki emellerine taş koymuştur Mustafa Kemal diyor. Bunun için İngilizler Mustafa Kemal'e müthiş öfke duymuştur diyor. Mesela burada anlattıkları doğru. Bizim anlattıklarımız da aynı. Yine Öcalan diyor ki İngilizler toplumda her türlü yönlendirmeyi yapıyorlar. Karl Marx da Londra'da yaşıyordu. Onu orada tuttular. Karl Marx fikirlerini orada oluşturdu. Oradan dünyaya yaydı. Marx, Kraliçe Elizabeth'in eli altındaydı. Marx için de uzatmayacağım. Marx da Lenin de Mao da hepsi de İngiliz oyunlarına geldiler diyor. Yani onlar yönlendirirler diyor. Yani derin dünya devletinin yönetimini bak Abdullah Öcalan da bütün açıklığıyla anlatıyor. Ama tabii İngilizlerin devletine bütün devletler saygı duyuyorlardı. Şu an kimse kale almıyor. Felsefesini ortadan kaldırdık çünkü. Evet dinliyorum Fikret. Makaleleriniz hakkında bilgi vermek istiyorum Adnan Bey. Evet. Merkezi Kanada'da bulunan Uluslararası İslami Düşünce isimli vakıf ile ilişkili aylık İslami dergi Crescent International'da ilk defa olarak yayınlanan makalenizin başlığı Dronlar çirkin bir savaş mı yoksa terörün ta kendisi mi? 1970'li yılların başında kurulan Crescent International dergisi Kanada'nın yanı sıra Güney Afrika, Pakistan, Londra ve Nijerya'da da dağıtılıyor. İtalya'nın önde gelen haber sitesi Frontiere News. Sizin aklı selime davet, Kur'an'a bağlı Müslümanların Musevilere bakış açısı nasıl olmalı? Başlıklı makalenizi İtalyanca olarak yayınladı. Katar'ın en büyük Arapça gazetelerinden olan El Vatan'da Mülteci problemine Avrupa Birliği'nin yaklaşımı Doğrular ve Yanlışlar başlıklı yazınız Arapça olarak hem gazetede hem internet sitesinde yayınlandı. İngiltere'den yayın yapan Filistin asıllı tanınmış haber sitesi Middle East Monitor
Orta Doğu Savaşları'nın gerçek maliyetinin anlatıldığı makalenize yer verdi. Bu makalenizde Orta Doğu'daki savaşların ekonomik maliyetleri hakkında istatistiki bilgi veriliyor ve masum insanların hayatlarını kaybetmelerinin savaşın en acı sonuçlarından biri olduğunu anlatıyorsunuz. Katar'ın günlük İngilizce gazetesi Gulf Times, Cenevre görüşmeleri gerçekten Suriye'ye çözüm getirecek mi başlıklı makalenizi hem gazete hem de internet sitelerinde yayınladı. Suriye'de barışı tesis etmek amacıyla gerçekleştirilen Cenevre görüşmelerine PYD'nin kesinlikle katılmaması gerektiğini, PYD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye kolundan başka bir şey olmadığını, insan hakları örgütü son raporunun PYD'nin işgal ettiği bölgelerdeki terör faaliyetlerini ve sivillere uyguladığı ağır hak ihlallerini belgeleriyle ispatladığını belgeleriyle anlatıyorsunuz. Tunus'un günlük Arapça gazetesi Damir'de Orta Doğu haritası yeni dünya düzeninde öngörülen gibi mi olacak başlıklı yazınız yer aldı. Bu yazınızda 1996 yılında Condoleezza Rice tarafından ortaya atılan yeni Orta Doğu kavramının Müslüman dünyasını birbirinden ayırmak üzere kurulu olduğunu ancak Batı derin devletinin bu planının başarısızlığa mahkum olduğunu belirtiyorsunuz. İngiltere'de yayınlanan aylık İslami dergi Islam Today'de Sevgi İslam ahlakının temelidir başlıklı makaleniz yayınlandı. Bosna'nın önde gelen haber sitesi Bosnia Times, teröristlerin kazanmasına izin vermeyin başlıklı makalenizi Boşnakçı olarak yayınladı. Azerbaycan'da çeşitli sitelerde Sevgi daima galip gelir başlıklı makaleniz Azerice olarak yayınlandı. Kırgızistan'ın önde gelen haber sitesi Barakel'de de yayınlanan Kırgızca makalenizin başlıkları da şu şekilde. Darwinizme inanmak aklı ve mantığı terk etmektir. Vücudumuzdaki petrol rafinerisi, vücuttaki 20 dakikada 1 milyon sayfalık bilgiyi kopyalayabilen makine, hücredeki yoğun trafiği kim düzenliyor ve hücrelerin şeklindeki tasarım evrim teorisinin geçersizliğini ispatlar. Maşallah. Evet. Mevleviliği derin dünya devleti İslam'a karşı bir din olarak düşünüyorlar. Çok kapsamlı bir hazırlık yapmışlar. İngiliz derin devletinin adeta ideolojisi gibi olmuş. Gizlice altyapıda bir din oluşturulmuş. Yani çünkü insanları İslam'dan koparamayacaklar için İslam'ın yerine geçecek bir din. Şifre ve konuşma sistemleri çok hayret verici. Yani böyle masonik literatürde bile yok böyle bir şey. Yani çok çok gizli, çok gizemli bir dil kullanıyorlar kendi aralarında. Anlaşma dili olarak kullanıyorlar. Ben onlardan size çok örnekler vermiştim. Mesela son verdiğim örneklerden bir tanesi de o Barada Nehri'dir. Barada Nehri. Şam'ın orta içinden geçer. Şam onun üzerinde kurulmuştur. Hülagü'nün katliamlarında Barada Nehri kıpkızıl aktı. Kızıl kan aktı böyle. Yani bu şu an yeşil ya, bunun bordo olduğunu düşünün. Öyle aktı. Bunun üzerine Mevlana nehre şiir yazıyor, Barada Nehri diye. O katliamın olduğu dönemde, o kızıl kan aktığı dönemde. Kendi aralarındaki şifre konuşmaları çok önemli görüyor. Mesela Barada Nehri dedim, halk anlamaz Barada Nehri'ni. Duydunuz mu hiç Barada Nehri'ni siz? Ama Rumilere sorduğunda hemen bilirler Barada Nehri'nin ne olduğunu. Mesela İstanbul'da da çok masum binalar vardır bizim bildiğimiz. Mesela var mı aklınızda öyle? Rumiler için önemli olan bir yer. Mesela Galata Kulesi. Onlar için çok önemlidir. İngiliz derin devleti için çok önemlidir. İç içe geçmişler yani sistem olarak. İç içe geçmiş. Bak diyor ki Mevlana Rumi. Allah'ın ipine sarıl. Eğer sen bunu Kur'an ve şeriat olarak anlarsan adamlar sana hayret ederler.
Çünkü söylüyor zaten Kur'an geçicidir. Çünkü aracılık aracıyla geldi diyor. Ama benim mesnevi kelimim, benim kitabım sonsuza kadar kaybolmaz diyor. Çünkü Allah'tan doğrudan aldım ben diyor. Peki bu nedir? Kendi iradeni bir yana bırakmaktır. Mesela bu hep şifreli. İnatçılık yüzünden insanlar hapiste kalırlar. Hapsolmuş kuşun kanatları bağlıdır. Ne demek biliyor musun? Eğer ajanlık yapıyorsa birisi, efendim, ve bu da yakalandıysa, kuş uçar ya oradan oraya haber götürür, yapar. Hütüdü Süleymane gibi. Kanatları bağlandığı için de bir şey yapamaz. Hapsolun, kontrol altına alınmışsa. Balık tavada cızıldar. Yani yakalandıysa ajan ancak cızırdayabilir. Ama fazla ses çıkmaz. Hepsi şifreli. Kendi aralarındaki yazışmalarında buradaki şifre ifadeleri kullanıyorlar. Mesela bir satır kullanıyor. Oradan ne demek istediğini karşıdaki anlıyor. Yani mesela desen ki ya burada sen ne demek istedin? Bir şey demek istemedim diyor. Bir şiir. Şiirden de alıntı yaptım diyor. Bu kadar. Bir şey yok burada diyor. Hep Mevlana'nın şiirleriyle anlaşıyorlar. Yani kendi aralarındaki şifreleşme sistemleri bu. Zor bir durumdaysa Hülagü'nün devrinde bütün ihbar faaliyetleri, Müslümanların ihbar edilmesi faaliyetleri geniş çaplı Rumiler tarafından yapılıyordu. Ve o devrin deccaliyle iç içeydiler. Yani zaten cinayetleri işleyecek adam ve işleyen adam, en fazla cinayet işleyen adam Mevlana'nın en önlü talebesi. Dizin dibinden ayrılmıyor. Adam elinin kanlarını yıkıyor. Ta bileklerine kadar eline yüzüne insan kanı sıçramış. Geliyor akşam Mevlana'nın dizinin dibine oturuyor. Her yeri kan. Ertesi gün yine gidiyor. Akşama kadar insan doğuruyor. Her yeri kan oluyor. Elini yüzünü yıkayıp yine gelip Mevlana'nın dizinin dibine oturuyor. Böyle bir sistem. O zaman da bir derin devletti işte bu. Deccaliyet, Hülagü. O devrin derin devletiydi. Bütün yapıyı, Anadolu'daki yapıyı Mevlana'nın emrine verdi. Mevlevilik din oldu adeta. Yani İslam dininin üstünde bir din. Zaten diyor bak Mevlana, diyor ki Sultan Veled Mevlana'nın oğlu buyurdu ki dostlardan biri babama danışmentler Mevlana Mesnevi'ye niçin Kur'an diyor diye benimle münakaşa ettiler. Ben kulunuz diyor, görüyor musun? Bir insan nasıl kul olur ya? Onlara cevaben Mesnevi Kur'an tefsiridir dedim. Diye şikayette bulundu. Babam yani Mevlana bunu işitince bir müddet sustu. Sonra bak oğluna hitap ediyor. Ey köpek diyor. En hafif ifadelerinden bir tanesi bu. Yani konuşma uslubu Mevlana'nın bu şekilde. Ey köpek, niçin Kur'an olmasın Mesnevi diyor. Ey eşek, niçin Kur'an olmasın Mesnevi? Ey kahpenin kardeşi. Yani kardeşinin de kahpe olduğunu söylüyor. Bak kendi çocuğu, onun kardeşinin de kahpe olduğunu söylüyor. Ey kahpenin kardeşi, Mesnevi niçin Kur'an olmasın diyor. Çünkü açıklıyor, Kur'an diyor, aracıyla geldi, bu yok olucudur diyor. Ama bana gelen Mesnevi-i Kerim doğrudan Allah'tan geldiği için sonsuza kadar yok olmaz diyor. Onun için bu tip insanlar kendi aralarındaki özel yazışmalarında bunları bir şifre sistemi olarak kullanıyorlar. Ve bir din olarak kullanıyorlar.
Polisin öfkesi inatçılıktır. Çık işin içinden çıkabilirsen. Yargıcın görünürde ceza verdiğini gördün. Görünürde ceza verdiğini gördün. Şimdi görünmezliği görüyoruz. Eğer bencilliğini bırakabilirsen, nefsine nasıl zulmettiğini göreceksin. Boş yere kendini eziyorsun diyor. Şarap da helal, haram olan şeyler de helal. Böyle bir şey yok diyor. Güneş ışığının ışıldadığı açık bir alanın ne olduğunu nasıl bilebiliriz? Gitmeyi istediğini düşündüğün yere gitmekte ısrar etme. Bakın yazışmalarına bakın, aralarında hep Mevlana'nın sözlerini kullanırlar. Veyahut dinsiz bilinen din alimlerinin sözlerini. Yani böyle azılı manyak bilinen, dinsiz bilinen, İslam alimi bilinen sapıkların sözlerini kullanıyorlar. Kendi aralarındaki yazışmalarında. Bakın görürsünüz. Bir insan, insanın kulu olur mu ya? Kulunuz diyor. Ya adam ben Allah'ım diyor da senin kulunum diyor. Çünkü adam diyor ki inşallah diyor. Niye inşallah diyorsun ya diyor. Neden inşallah? Ben karşındayım. Ben zaten Allah'ım diyor haşa. Allah'a inşallah denir mi diyor. Adam diyor ki ben de senin kulunum diyor. Ya sen Allah'ın kulusun kardeşim. O zavallı bir insan. Yiyor, içiyor, tuvalete gidiyor. Sıradan bir insan. Nasıl Allah olursun yani? Bu şiiri yazdığında Barada Nehdi haftalarca kıpkızıl kan aktı. Haftalarca. İlham alıyor kıpkızıl kandan. Onun için Rumiler arasında şifreleşmede Barada Nehri önemlidir. Yine öyle onların kutsalları var. Zamanı geldikçe söyleyeceğim. Mesela o Mevlevi'de bir el aşağı, bir el aşağı, bir yukarı, bir el yukarı ya. Biliyorsun değil mi şu şekilde? Evet. Bu masonlukta da var. Gizli birçok yapılanmada var. Eski bazı putperest dinlerde var. Ona ait fotoğrafları size sonra göreceğim. Eski Mısır'da var. Yani ne amaçlı olduğunu, neden yapıldığını sonra daha detaylı anlatacağım. Bir el aşağı, bir el yukarıya biliyorsunuz. Eski Mısır putlarında da aynı resim vardır, aynı görüntü vardır. Masonlukta özellikle önemlidir. Hristiyanlıkta vardır. O resimlere baktığınızda görürsünüz. Mevlana bak, azılı katil, yüz binlerce Müslümanın katili olan Cacaoğlu var biliyorsunuz anlattığım. Cacaoğlu biliyorsun Ahi Evren'i, bu işte büyük mutasavvıf, değerli İslam alimi olan Ahi Evren ve Mevla'nın oğlu da dahil yüz binlerce insanı şehit eden bir katil. Adam öldürmeye gitmeden önce Mevlana'yı her seferinde ziyaret ediyor, ondan destur alıyor. Destur aldıktan sonra gidip yüz binlerce insanı şehit ediyor. Bak Mevlana diyor ki Cacaoğlu'na, bu azgın Deccal'e. Bu özü doğru duacın bol bol selam ve duasını saatler yenilendikçe
çağlar birbiri ardınca gelip geçtikçe kabul etsin. Şimdi bak usluba dikkat ediyor musunuz? Bu da bir şifre. Yüzlerinde secde belirtileri görünür. Ayetinde bildirilen yüzlerden olan yüzünüzü görmeyi özlediğimi, adamın yüzü kılıç yaralarıyla dolu ve katil, yani psikopat. Yüzünde diyor secde izi var diyor. Yani yüz binlerce insanı şehit etmiş, psikopat bütün eli yüzü kılıç yarası, her yeri. Yüzlerinde secde belirtileri görünür ayetinde bildirilen yüzlerden olan yüzünüzü görmeyi özlediğimi, bak Deccal'a ne diyor görüyor musun? Özlediğimi. Sizinle buluşmayı pek arzuladığımda bilin, hayırlı buluşmalar nasip olsun diyor. Allah işlerini düzene soksun diyor. Adam akşama kadar adam öldürüyor zaten. Allah işlerini düzene soksun diyor. Nitekim bundan önce de lütuflar ettiniz diyor. Kendiniz ziyanlara girdiniz. Yüce Allah Allah uğruna o hayırlar Allah katında yetmez makbuldür. Para dağıtıyor ya. Para verici ona teşekkür ediyor. Dünya ahiretin tarlası, mallarını Allah yolunda harcayanlar bir tohuma benzer. O ayeti söylüyor. Sen de diyor malını diyor Allah yolunda bana dağıtıyorsun. Allah razı olsun diyor. Ya adam Kayseri'de kadınları doğuruyor. Boğazlarındaki altınları topluyor. Bileklerini kesiyor. Ellerini kesiyor. Oradaki altınları topluyor. Eli üstü başı kan revan içinde götürüp Mevlana'ya veriyor. Allah razı olsun diyor. Allah yolunda malını dağıtıyorsun sen diyor. Çok teşekkür ediyorum diyor. Ahi Evran çok mübarek, değerli bir alimdi. Deccal tarafından şehit edildi. Thank you.
bir şey mi aldın? Aşk Masalı filminden bir sahnemiz var. Bakayım. Akşam olmuş, ılık rüzgar, loş ışıklar, sensiz bensiz. Bir masalmış, geçen yıllar, kaç yaprak var elimizde. Aşk bir rüyaymış, uyandım, adı kaldı dilimizde. Ayla Gül söylüyor. Bu şarkının plağı da yeni çıktı. Müthiş tutuluyor. Ben bile gelirken aldım. Bu akşam eve gidince ilk işim çalmak olacak. Plağın kapağında resmi var mı? Evet var. Tarif eder misin? Peki efendim. Çok güzel bir kız sanır. Aysız geceler kadar siyah saçlar. Dünyanın en güzel ağzı. En güzel kara gözlerinde en dişi ve en çocuksu bakışlar. Tanıdığınız biri herhalde. Unutamadığım bir. Bir Şahane. Ama hocamın üstüne yok yani hakikaten. Çok sık sanatçı. Ya oradaki gençler, Efe'ler, işte Seymenler, kim var hepsi bir gelsin bak. Hoş geldin. Herhalde aşağıdaydın, yukarı geldin. Mi? Ben hiç göremedim sen aşağı inişini. Başka arkadaşlar var mı aşağıda? Kimse yok. Hayır sen sakin ol. Sen olaya girersen ben de olaya girerim. Tam daha bahşiş olur. Yani az önce gördük diye. Olmaz, olmaz. Cevriye Hanım. Kahveyi düşürmemeye özen gösteriyorsunuz. Ne güzel. Evet. Fikret anlat. Vallahi sizinle söylediğiniz konulardan bir tanesi daha... Çağrılarınızdan biri daha gerçekleşiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri modern silah talebinde bulunmuş. Siz askerinizin silahlarının modernleştirmesini konusunda çağrıda bulmuştunuz. Buna göre bütün komando tugaylarına Amerikan Özel Kuvvetleri tarafından da kullanılan yüksek koruma kapasitesine sahip kompozit balistik miğferler alınacak. Toplam alım miktarı yaklaşık 22 bin adet olarak belirlendi. Aynı şekilde her asker için balistik koruyucu yelek de alınacak. Bak daha bir hafta oldu söyleyelim. Evet. Maşallah hemen yerine getiriyor. Bir hafta oldu söyleyelim. Alım yapılacak silahlar arasında askerin kendisini göstermeden hedefe ateş etmesini sağlayan köşeli silahlar da var. Onu da gösterdik. Evet. Gösterdik. Evet, defalarca gösterdim. Evet, evet. Orta ve uzun menzilli keskin nişancı tüfekleri, bunlara ait nişangah ve gece görüş sistemleri de alım listesinde yer alıyor. Bayağı güzel. Thank you.
Nazlı Çarıkçı. Maşallah onlara çok emreniyorum. Keşke Allah bana da onlar gibi güzellik verseydi. Onların güzelliği imandan ve gerçekten seviliyor olmalarından. Ya bu çok tatlı, acayip şeker bir şey bu. Bu nedir böyle ya? Allah Allah. Daha ilk gördüğümde acayip sevgi gösterdi. Kedi gibi acayip işte tatlı bir şey. Çok pozitif maşallah. PKK sorunun IŞİD halledecek diye söylüyorsunuz ama IŞİD'den bu ara pek bahsedilmiyor. PKK ne zaman ortadan kalkacak? Ahmet Yanık. Kardeşim, PKK zaten kaderde yok olmuş bir örgüt. Yani bak, peygamberin nübüvvet gözüyle baktığında Abdullah isimli birisi başlarına geçiyor. Sonra bu örgüt 40 yıl sonra yok oluyor. Yani 3 yıl sonra, 2-3 yıl sonra PKK diye bir şey duymayacaksınız. IŞİD'in yanlış yönleri var, terör ve şiddet yönü. Mehdiyetle bunun ortadan kalkacağını onlar da biliyorlar. Biz diyorlar Mehdi çıkıncaya kadar görevdeyiz. Mehdi çıkınca biz Mehdi'ye uyacağız diyorlar. Mehdi çıkınca ne yapar? Damla kan akıttırmaz, uyuyanı uyandırmaz. İnsanların burnu dahi kanamaz. Bu nerede yazıyor? Hadislerde. Nerede yazıyor? Tevrat'ta. Nerede yazıyor? Zebur'da. Dolayısıyla IŞİD şu an doğru hareket ediyor demiyoruz. Taliban, El-Kaide doğru hareket ediyor demiyoruz. Suudilerdeki Vahabiler, Şiiler, Sünniler doğru hareket ediyor demiyoruz. Her birinin ayrı ayrı eksiklikleri, yanlışlıkları var. Her birinin ayrı şiddet yönleri var. Mesela taşlayarak adam öldürme. Bütün ehli sünnet ve Şii inancı olan herkeste var bu aşağı yukarı. Büyük bölümünde. Bu dehşettir ve şiddettir. Ama IŞİD alenen bunu uyguluyor. Taliban, El-Kaide alenen uyguluyor. Yahut diğer örgütler alenen uyguluyorlar. Mehdi gelince bu ortadan kalkacaktır. Benim karşı olduğum şey nedir? Şiddet ve dehşet ve terördür. Biz neyle? İlimle, irfanla, sevgiyle halledeceğiz inşallah. İnşallah. Adnan Bey, bu aralar münafıklardan yoğun olarak bahsediyorsunuz. Bunun bir sebebi var mı? Deniz Ferman. İslam alemini mahveden şu an münafıklardır. İran'da, Türkiye'de, Fas, Tunus, Cezayir, Libya'da her yerde münafıklardandır. Kafir binde birse gücü, münafığın binde 999'dur. Münafık dehşetli bir güçtür. İnsanlar yanlış biliyorlar, kafire esas alıyorlar. Esas olan münafıktır. Kafirin gücü çok zayıftır, küfrün gücü çok zayıftır. Münafığın gücü çok dehşettir. Onun için ana tehlikeye dikkat çekiyorum. Hangi açıklamam hoşunu gitti? Çok nefessiz izledim diyor bir arkadaş. Dinledim diyor ama hangi açıklamamı kastediyor onu söylememiş.
Münafık çok gevezedir, çok konuşur diyor Peygamberimiz, az iş yapar. Müslümanlara mümkün mertebe az faydası olmaya çalışır münafık. Bak dikkat edin münafıklara, en az fayda olmaya çalışır. En az faydalı nasıl olabilir ona dikkat edin. Çünkü biraz bile faydalı olduğunda münafığın içi yanar. Mesela %1 veya %2'ye zor tahammül eder. %70, %80, %90 münafığı adeta yakar. Müslümanlığa hizmet etmek istemez. Ama dilbazdır, faydası oluyormuş gibi yahut olmasını istiyormuş gibi gösterir. Siz daha önce söylemiştiniz ki kimi zaman da kendisini beceriksiz gösterir yapmamak için diye. Evet. Bir daha söyle. Daha önce söylemiştiniz kimi zaman da kendisini beceriksiz gösterir yapmamak için, fayda göstermemek için. Münafığın evet ayette de bu çok açık vurgulanıyor. Yani savaşmayı bilsek, mücadele etmeyi bilsek sizden gelirdik diyorlar. Münafık kasten beceriksizlik yapar. Mesela konuşamıyor gibi yapar, yazamıyor gibi yapar. Efendim düzeltemiyor gibi yapar. Ve hep Müslümanlara bunları yaptırmak ister. Ama Müslümanların da faaliyet yapmasını istemez, onları da durdurmaya çalışır. Yaygarasıyla, şamatasıyla onları masrafa sokmaya çalışır. Onları kör amaçlara sokmaya çalışır. Onlarda hedef şaşırtmaları yapar. Mesela İngiliz derin devletine yöneliyorsan seni Alman derin devletine yöneltmeye kalkar. Efendim Rus derin devletine yöneltmeye kalkar ki İngiliz derin devletin üstünden dikkat gitsin. Mesela Rumilik bir tehlike ise yeni yeni sapkın akımlardan bahseder ki dikkatin oraya gitsin. Yani oraya karşı yüklenmeni durdurmaya çalışır. Kendi kafasınca. İman sahibi diyor, az konuşur çok iş yapar. Münafık ise çok konuşur az iş yapar. Peygamberimiz diyor ki, asıl dilbaz münafıktan endişe etmekteyim diyor Peygamberimiz. Çünkü o sizin hoşunuza gidecek şeyleri söyler ama hoşunuza gitmeyecek şeyleri yapar. Çok dilbazdır. İşte şunu yapmam gerekiyor, bunu yapacağım, şöyle hizmet ediyorum böyle. Halbuki yaptığı hizmet hep pislik için, ahlaksızlık içindir. Kendini şöhret haline getirmek, kendini tanıtmak içindir. Kendini ön plana çıkarmak içindir. Peygamberimiz zamanındaki münafıkların hepsinin özelliği, kendilerini peygamberden üstün görmeleri ve kendilerini ön plana çıkartmalarıdır. Hepsi Rum devletiyle yani o zaman Roma'sı ile bağlantı kuruyorlar. Hep derin devlet bağlantılı oluyorlar bu alçaklar. Ve hep Müslümanları çökertip ve özellikle peygamberi ya suikastle ya onu işte psikolojik olarak çökerterek ön plana çıkmayı hedefliyorlar. Münafık kadınlarda da, münafık erkeklerde de hep hedef en önde olmak, en büyük olmaktır. Kendileri onları Allah gibi görürler. Peygamberimiz için Muhammed sadece bir kulaktı diye bahsediyor münafıklar. Evet, Peygamber Efendimiz istihbarat elde etmeye çalışıyor münafıklar hakkında. Ondan rahatsız oluyor, onu durdurmaya çalışıyor. Peygamberin istihbaratını durduracak ki ahlaksızlığı devam etsin. Onun için münafık İstihbarattan çok çekinir. Bilgi alınmasından çok çekinir. En korktuğu şey odur. Özellikle gizlice araştırma yapılması, onun hakkında bilgi toplanması münafığı çok irite eder. Yani hayatını cehenneme çevirir. Peygamberimizden de onun için çok rahatsız olmuşlardır. Gel. Yer mi yok? Var mı orada yer? Tamam, buraya gelebiliyor musun? Ah severim ben seni. O zaman oraya bir sandalye getirin. Şuraya. Kardeşler bir sandalye getirsin, oraya otururuz. Etiketimiz 7 numara adam. 7. Peygamberimiz diyor ki, Suriye diyor, Şam'da fitne olacak.
ahir zamanda Mehdi devrinde. Bu fitnenin başlangıcı diyor, diğer fitneler gibi olmayacak. Çocuk oyunu sonucunda fitne başlayacak diyor. Suriye iç savaşı 12-13 çocuğun duvarlara halk düzenin yıkılmasını istiyor sözüyle başlıyor. Peygamberimiz diyor ki o fitnenin başlangıcı diğerler gibi değildir diyor. Bak bu fitnenin başlangıcı çocukların oynamasıyla olacak diyor. Çocuk oyunuyla olacak diyor. Suriye ve Şam'da ahir zamanda Mehdi devrindeki fitnenin başlangıcı diyor. Şam yıkılacak, Suriye yıkılacak diyor. Ama buna ilk çocuklar vesile olacak diyor. Çocuk oyunuyla başlayacak diyor. Çocuklar duvarlara yazı yazıyorlar. 12-13 çocuk yazıyor. Halk düzenin yıkılmasını istiyor diye slogan yazmışlar. O kadar. Ondan başladı fitne. Hocamızı o kadar çok görmek istiyorum ki anlatamam, sohbetlerine doyamıyorum. Kendisine sevgilerimi iletiyorum. İsmimle selam söylerim diyor Furkan Demir. Furkan sana selam ediyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ya bunun tatlılığı nedir böyle? Bayağı güzel bir varlık maşallah. Gamzeleri çok güzel. Maşallah çok derin gamzeleri. Şarabı çok andırıyor ama. Şu an hani şey düşünüyordum. Değil mi? Çok andırıyor çandalığı falan. İnşallah. Aksi verimizin tatlılığına, güzelliğine. Maşallah. Program bittikten sonra tepsideki o şahane meyveler yeniyor mu? Küçük Mehmet, evet yeniyor. Hem de nasıl. Şahane görünüyor hakikaten. Evrende yalnız olmadığımız fikri giderek yaygınlaşan bir fikir olarak hemen her alanda dillendirilmeye başlandı. Siz bu konuda ilgi düşünen nedir? Gülse. İşte paralel evrenden bahsediliyor. Bütün bilim adamları ittifak halindeler. Modern fiziği savunan her alim bu evrenin paraleli var diyorlar. Paralel evren var diyorlar. Paralel evrende iç içe yaşıyoruz diyorlar. Paralel evren dedi işte ahirettir. Ölen adam paralel evrene girer. Bayağı net. Adnan Bey, bence akıl doğuştan verilen bir yetenektir. Sizin akıl ile ilgili düşünceniz nedir? Akıl artıp azalır mı diyor Seçkin. Akıl an an yaratılır. Allah'tan bir nurdur akıl. Allah tarafından ilhamla verilir, vahyedilir insana akıl. Ya durduk yere akıl olmaz. Zınk diye durursun Allah aklı keserse. Basiretin kapılan lal olursun. Böyle bakarsın. Adnan Bey, Arapça biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ayetleri nasıl yorumluyorsunuz? Mealden okuyarak. Çok fazla mealden bakarak. Bu nasıl bir ilham? Çok çarpıcı açıklamalarınız var diyor Merve Yayla. Allah ilham ediyor. Hocam kitaplarınız neden bu kadar çok okunuyor diyor. Çok fazla dağıtılıyor diyor. Kerem Can Demir. Kerem Can Demir. Sizi dinledikçe içim açılıyor diyor. Ceyhun. Sevgili diyor. Allah'ımın nuru tecellisi biriciğimiz Adnan Hocam, o mübarek ellerinizi öperim diyor. Estağfurullah, ben sizin ellerinizi öperim. Hocam ben öğretmenim, yıllarda sizin programınızı takip ediyorum. Sizden isteğim şudur. Ben de size diğer arkadaşlar gibi yakın olmak istiyorum. Bunun için ne yapmalıyım diyor Ahmet. Ahmet işte ne yapıyorsun? Güzel hizmet ediyorsun öğrencilerine. İman hakikatlerine uygun. Örtülü buslu da tabii açıkça Allah var diye anlatırsan olmaz. Yasak benim bildiğim. Yani Darwinizmi yanlıştır falan dersen mahkemelik olursun.
kafalı bir üslupla anlatman lazım. Ekrem Aydın, bazen sadece Adnan Oktar olmak istersin diyor. Sende resim var mı masonlukla ilgili? Bazı resimler vardı Adnan Bey, hangisi var? Abi sana yeni resim geldi mi, ben onu demek istiyorum. Bir dosya gelmişti evet. Abi bozulma ya. Estağfurullah, estağfurullah. Abi yürüyeyim. Ben en iyi Bülent'le konuşan benim bağlantımdan. Ona en iyi hitap eden. Maşallah. Resimler hazırdı anlamına. Bakayım. Masonik semboller bunlar. Evet. Geçmiş devirlerdeki masonların sembolleri. Bak yakasında yine masonik semboller var. Elinde, göğsünde ve diğer elinde. Evet. O devrim masonları, evet. Bunlar tabii sonra açıklayacağım. Yani şimdi yüzeysel anlatalım, gösterelim. Evet, devam et. Bunlar da hepsi mason sembolü. Bu da aynı şekilde. Sonra detay detay anlatacağım. Bu da. Yaklaştırarak göster onu. Evet. Şimdi devam edelim. Sen peş peşe göstermeye tamam, devam et. O bayan heykelinin başındaki o açılmış boynuz gibi olan yapı ve onun üstteki dünya, onlara şimdi dikkatlice baksınlar, sonra açıklayacağım bunları. Evet. Bak, evet. Lotus çiçeği. Masonlukta kutsal, evet. Yaklaştır o heykellerin baş kısımlarını yaklaştır. Evet. O ha. O anahtar gibi olan cismi göstertiyorsun değil mi? Evet. Evet. Asayı gösteriyorsun. Jack'in boğaz sütunları. Evet, şimdilik yeterli bunlar. Çünkü bunları anlatmamız bile bayağı vakit alacak. Bir video gösterir miyim hanım? Evet. Bir yaşındaki çocuk snowboard yaparken. Bir daha göster şu keratayı. Ya yani bu tatlılık biraz fazla. (Gülüyor)
Ya olamaz böyle bir şey yani. Çok şahane bir şey bu ya. Hocam ne zaman dans edeceksiniz? Cevap verir misiniz? Şirin Şimşek. Hocam sizden feyiz olarak yaşadığımız için çok şanslıyız, nasipliyiz diyeceksin. Şans olmaz. Şans kör tesadüfe denir. Böyle bir şey yoktur. Şans diye bir şey olmaz. Nasip vardır. Size siyasi sorarak vaktinizi alıyorlar. Kader konusunda bize yardımcı olur musunuz? Sami Cebecioğlu. Facebook gibi internet sitelerine açık kadın resmi koymanın ve bunlara bakmanın din açısından hükmü nedir? Açıklar mısınız? Kadir Çelik. Facebook'ta gençler göbeklerini Ramazan pidesi gibi yapıyorlar. Değil mi? Kollar, mollar, her yer girintili, çıkıntılı böyle. Kasarak resimle çekiyor, önü sonu yok. Beyler koyuyorsa, hanımlar da kor. O da bir güzellik, o da bir güzellik. Resim aslı gibi değildir. Yani resimde bir mahsur yok. Bir insan güzelliği olarak konuyorsa konur. Efendim, Allah'ın sanatını aşikar etmiş oluyor. Allah'ın verdiği güzelliği aşikar etmiş oluyor. Efendim, çocuk resmi de konuyor. Efendim, gençler resmine koyuyorlar. En yakışıklı, en güzel resme koyuyorlar. Kimi atı binerken, kimi işte arabasının içinde, kimi traktör sürerken, kimi koşarken, çeşit çeşit ama hepsinin amacının beğenilmek olduğu aşikar görülüyor. Kendini sempatik göstermek istiyorlar, şarkı söylüyorlar, şakalar yapıyorlar, yüzlerini çeşitli şekillere sokuyorlar, komik görüntüler elde ediyorlar. Bunlar da kendini sevdirmek istiyor. İnsanın ruhunda vardır kendini sevdirmek. Hanımlar da tabii beğenilmek isterler. Çok çok güzelse, o güzelliğiyle bir hanım sükse yapmak ister. Bir bey de eğer yakışıklı güzelse, o yakışıklılığıyla, güzelliğiyle sükse yapmak ister. Bunda bir şey yok. Yani kadın güzelliği, erkek güzelliği, çocuk güzelliği, efendim kedilerin, köpeklerin, kuşların güzelliği, bitkilerin, çiçeklerin, meyvelerin, yiyeceklerin güzelliği hep güzelliktir. Allah güzeldir, güzeli sever. Bu Dani'nin resmi mi? Kayak yapıyor. Var mı sende? Deminki ufaklığın bir çeşidi. Evet. Yüzüne yaklaştır bakayım. Keyfe bak sen. Yavru köpekler vardı bir diğeri. Bakayım. Bu ne lan bu hala? Yerim ulan ben sizi, alayınızı. Ne şeker şeyler bunlar ya. Hocam daha önce Bafomet'in Hazreti Süleyman'ın emrinde olan bir cin olduğunu söylemiştiniz. Evet doğru. Ama gelse herhalde acayip korkarsınız. Bafomet'in biraz eşkal bozuk. Görüntü falan, cüssesi falan ürkütücü ama bayağı yetenekli. O da taş ustasıdır Bafomet. Evet, taş ustasıdır. Yani taşları çok düzgün kesmesiyle ünlü. Yani jilet gibi düzgün keser. Ama nasıl kesiyor artık o kendi bildiği bir şey. Özel bir ilim. Benim canım çok güzel, bayağı seviyorum onu maşallah. Ya içime neşe geliyor, onun varlığını evde bile düşündüğümde içim açılıyor, bayağı seviniyorum. Benim dünyalar tatlı ama ben yeni bir tane daha sevdiğim oldu.
Şu gamzelerin güzelliğine bakar, çok derin gamzeler, bayağı güzel. Gülşah'ın annesi çok uzun bir sevgi mesajı yazmış. Yakışıklı, karizmatik, sevgi dolu, muhabbetli, güzel huylu, güzel gülüşlü. Acayip uzun. Bitmiyor yani. Hocam, bayan arkadaşlarından dolayı sizi eleştirenler bence sizi kıskanıyorlar. Çünkü kendileri asla ve asla o kadar güzel bayanlarla bir araya gelememişler ve gelemeyecekler gibi görünüyor diyor. Emir Kaptan. E doğru. Mümin mümin nimetiyle övünmesi lazım, sevilmesi lazım. Thank you.
Thank you.
Bülent Bey. Bir video gösteririz adamı. Gösterdi. O dil acayip ısırılır onun gibi. Hocam iyi güzel. Maalesef nesil çok bozuldu. Bayanlara farklı gözle bakılıyor artık birçok kişi tarafından. Ve bunu üzülerek söylüyorum. Kadınlara birçok yerde saygı kalmadı. Sokaklara, caddelerde birçok yerde it kopuklarla doldu. Kadın Allah'ın bizlere vermiş olduğu en güzel varlıkları sizi seviyorum hocam. Diyor. Doğru söylüyor kardeşimiz. Hocam sanki televizyon programı değil de cennet açılmış pencere seyrediyorum. Sanki bize anlatılan gibi adeta temiz yüzlü kullar, meyveler, çiçekler, arkanızda akvaryum, balıklar. Siz her şey bize resmen cenneti hatırlatıyoruz Cihangir Tekli. Evet. Sayın hocam, Kürt halkının çektiği nedir böyle? Devletimiz bir tedbir alsın diyor. Daha neyi bekliyor diyor. PKK ezim ezim eziyor kardeşlerimizi diyor. Latif. Aslında çok iyi abanabilir tabii hükümet. Evet. Çok yavaş sakin gidiyorlar. Bir de halkın mağduriyeti çok köklü, hemen halledilebilir. Onu da zamana yayıyorlar. Bu çok yanlış. Yani kira yardımı. Ne zaman vereceksin kira yardımını? Kime vereceksin? Kaç ay sonra vereceksin? Ya hemen versene, adam o gün donuyor zaten, o gün evinden çıkmış gidiyor, ev arıyor. Yani bulursa o gün yerleşecek. 3 misline çıkıyor, 4 misline çıkmış ev kiraları. E buna devlet müdahale mi? Ceza vermeleri lazım. Ya böyle fırsatçılık olur mu? Yazık, günah değil mi bu insanlara? Bunu dilekçeyle de İçişleri Bakanlığı'na da, hükümete de dilekçeyle sunalım. Yani bir kere halka para dağıtılsın. Yani yaşlı dede ya mesela, tamam aldın götürüyorsun, Allah razı olsun, güzel. Götürdün, hastanede tutuyorsun. E sonra hastane çıktı, nereye gidecek? Evi yok. Ya devletin uçsuz bucaksız tesisleri var, al oraya götür koy. Sonra bir yol bulunur. Yani PKK'nın yaptığı alçaklıktan vatandaş mağdur durumda kaldıysa, vatandaşın burada suçu ne? Niye PKK onu cezalandırmış olsun? PKK'nın yapacağı tahribatı yok edelim. PKK onu cezalandıramazsın. Bir pislik yaptıysa PKK, onu durduralım. İşte ırkçılığı da çıkaran İngilizlerin devleti. Hakan Sadıkoğlu ne zaman çıktı ırkçılık diyor. 200-300 sene önce çıkarttılar. Bu Lamarck'ların falan zamanında, Darwin ilk aşamalarında. İşte Darwinist eğitim için Milli Eğitim Bakanlığı'na sürekli dilekçe verin. Allah inkar ediliyor ve gençliğimiz ateist yetiştiriliyor, Darwinist yetiştiriliyor, materyalist yetiştiriliyor. Bu büyük bir felaket. Yani Allah'ın çok zoruna gidecek kıyamet için çok çok yeterli bir gerekçe bu. Ama Allah Mehdi'den dolayı şu an erteliyor. Hocam nur gibisiniz maşallah, siz ve arkadaşlarınız zifiri karanlığı delen ışık gibisiniz. Allah vesilenizle bu zulüm karanlığını dağıtacak ve bu nur tüm dünyayı kaplayacak diyor, inşallah diyor. Gökhan Çakmak, ateist vatandaşta bir şey demek istiyor musun? Onların vergileriyle yapılan camilere gidiyor vatandaşlar diyor. Canım,
Biz spor tesisi yapıyoruz. Belirli bizim paramızla ama belirli insanlar gidiyor. Otoban yapılıyor. Ateist gidiyor otobanda. Ben gitmiyorum. Yani şu mantık mı yani? Vatanın bütünü esastır. Bütünündeki her şeye herkes ortak olacak. Camiye de ortak olacaksın. Yola da, baraja da her şeye ortak olacaksın. Hepsine katkın olacak. Baraja ben katılmam diyemezsin. Baraja da katılacaksın. Camiye katılmam diye ona da katılacaksın. Hepsine katılacaksın. Böyle çalıyoruz ya. Ben yönettim. Dedim ki bak o şeylerde müthiş çıkışlar yapacaksın dedim. Evet. Tiz çıkışlar dedim. Çünkü en önemli yerlerde gayet sakin, düz okuyorlar. Öyle okunmaz dedim. Gösterdim. Onlar da acayip hoşuna gitti.
İlk defa böyle okuyoruz öyle değil mi? Başları kemal geçti baharda geldi yaz edan var mana 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 manda başları kemal. Thank you.
Buyurun, sizi dinliyorum. Adnan Bey çok şıksınız bu kilde maşallah. Sizin güzelliğiniz, cazibeniz karşısında diller lal oluyor. Siz de bizi alabilir misiniz? Var size örnek almalı Adnan Bey. Evet ama işte bir kısmı örnek alamıyor, istese de alamıyor demek ki. Gönlü istiyor ki örnek alsınlar tabii. Ya şu acarlık, şu tatlılık bu nedir böyle? Ya bayağı şeker bir şey bu. Maşallah. Ah benim canımın içi, ah benim güzelim, güzel huylum benim. Bu kamera bir şey yarıyor değil mi? Evet. Ne güzel, bu da. Evet. Ne güzel. Oradan kapı var, orada kapıda da bir şey yarıyordur. Öyle açık olmaz. Evet, şimdi açıldı. Biraz daha. Ne olmuş dediyse. Ya bırak Allah aşkına, bir şey olmaz. O kadar kibar olmaya gerek yok. Hocam vesvese kötü bir hastalık gibi. Bazı gönüller kurtulamıyorum. Size sorum, abdestte, namazda, temizlikte ve niyette. Vesveseden bunlardan nasıl kurtulur? Mahir. İlk 2-3 kere normal. Yani 1-2 kere, 3 kere falan. 3'ün dışında artık geçerli olmaz. Ondan sonra hastalık kabul edilir, kale alınmaz. Direkt kılar çıkarsın, bitiririz. Namazda da öyle işte, yaptım mı, yapmadım mı, ettim mi, etmedim mi falan. Sen zaten namazdan kaçınmıyorsun ki, abdestten de kaçınmıyorsun. Ya yani kaçınman suçtur. Yapmasın ama eksik mi? O kadar olmaz o. İlk 3'e kadar normal. 1-2 insanda olabilir yani. Ama 3'ü aştıysa belli ki hastalık. Hastalığa itibar edilmez. Yok hükmündedir. Normal işini devam ettireceksin, ibadetine devam edeceksin. Evet, bu resmi silebilirsin. Canan Doğan, her an özlediğim, sevgisine doyamadım, canımın içi nurum. Sizi o kadar çok seviyorum ki diyor. Bir Çerkez olduğunuz doğru mu? Çerkezlik var kanımda. Ama Seyit kökenliyim. Anne tarafından Çerkezim. Baba tarafından Seyit. Şu an Twitter'da en çok konuşulanlardayım. Birincideyim. Birinci sıradayım. Twitter sürekli birinci oluyor. Çünkü gece başka kimse izlemiyor. Geceler bizim. Etiketimiz de 6 numara şu anda. Etiketimiz de 6 numara. Güzel.
Severim Beyti'nin tatlılığına, güzel oyunu, çok şahane, fedakar kız. Evet, maşallah. Ahlakı çok güzel. Evet. Yürsef Hanım sen çok yakışıklısın. Ama benim canım o, benim güzel huylu. Şimdi kısa bir ara verelim, devam edeceğiz. Yayınımıza kısa videolarla devam ediyoruz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru öncesinde silahlı komünist terör eylemleri olacak. Peygamberimizin ahir zamanla ilgili her anlattığının birebir gerçekleşmesi, Allah'ın ona lütfettiği en güzel mucizelerden biridir. Birazdan izleyeceğiniz hadiste Resulullah'ın ahir zaman mucizelerinden birine tanık olacağız. Ebu Cafer rivayet etti. Dedi ki, Mehdi'nin çıkışından önce iki çeşit ölüm olur. Biri kızıl ölüm. Bu ölüm silahla olur ve her 7 kişiden 5'i ölür. Hadiste bildirilen kızıl ölüm komünizmin kızıllığıdır. Bilindiği gibi tüm dünyada komünizmin simgesi kızıl bayraklardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mucizevi bir biçimde 1400 sene öncesinden Mehdi döneminde yaşanacak kanlı komünist terör eylemlerine dikkat çekmiştir. Orta Doğu'nun en çok kan döken komünist terör örgütü ise PKK'dır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mehdi aleyhisselamın zuhurundan önce PKK terörünün tırmanacağını, kızıl komünist terör sebebiyle ölümlerin artacağını bildirmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her sözü gibi bu sözü de doğrudur ve günümüzde birebir gerçekleşmektedir. Adnan Oktar'la sohbetler burada sona eriyor. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.